Merhaba arkadaşlar. Bu defa bir bağlaç non-clause, relative clause seçeneklerinden oluşmuş bir soruyla karşınızdayız. Öncelikle seçenekleri incelediğimizde where, why, whether, until, in case ve what'tan oluşan bir soru görüyoruz. Bunların kendi içlerinde bir relative clause, whereby, conjunction ya da bir bağlaç olan in case, bir non clause olan whether, yine bir non clause olan what ya da yine bir bağlaç olan until görüyoruz. Peki bunlardan hangisini istediğine karar verirken ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda boşluktan hemen önce wonder eylemini görüyoruz arkadaşlar. Wonder'ın bir eylem olması ve hemen yanında bu eylemin bir tamamlayıcısı olan nesneye ihtiyaç duyması sebebiyle aslında bizden istenen şeyin bir non-clause olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda bir relative clause, yine bir bağlaç ve yine bir bağlaç olan A, C ve D seçeneklerini eliyorum. Diğer iki seçenekten whether ve what'ın ise hangisinin boşluğa geleceğine karar verirken bakın ne yapıyorum. Non-clause'daki temel mantık B ve E'de boşluğa eksik olan ifadeyi getirmek olduğu için the newborn baby'nin bir özne, census'ın bir eylem ve touch'ın arkadaşlar bir nesne olduğundan hareketle zaten sense'in touch şeklinde bir nesnesi olmasından dolayı yeniden bir nesne ile boşluğu tamamlamanın bir anlamı yok arkadaşlar. Yani öznesi, yüklemi ve nesnesi olan bir cümleye genel olarak tam cümle muamelesi yapabildiğimiz için whether'ı buraya rahatlıkla cevap olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Peki ne diyor acaba soruda diye merak edersek anyone, herhangi birisi, birileri who wonders, merak eden, neyi merak eden arkadaşlar? Yeni doğan bir bebeğin dokunuşları hissetip hissetmediğini diyoruz. Görüyor musunuz? Yani yeni doğan bir bebeğin bir dokunuşu hissedip hissetmediğini merak eden herkes gibi bir cümle. Ya da acıyı yaşayıp, tecrübe edip etmediğini. Bu durumda biz whether'ı ıp ıpmamak anlamında cevap olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.